İslam'ın doğuşundan bugüne dinimize dair temel konular. İmanın, ibadetin, ahlakın esasları. Bilgiden Bilince programında dinimiz hakkında bilmediklerimizi öğreniyor, günlük hayat ve ibadetlerimiz hakkındaki farkındalığımızı artırıyoruz. Bilmek, öğrenmek ve fark etmek için. Bilgiden Bilince. Bilgiden Bilince her Perşembe 20.45'te Can TV ekranlarında. Çok değerli Can TV 24 izleyicileri, İl Müftülüğü olarak hazırlamakta olduğumuz Bilgiden Bilince adlı programla birlikteyiz. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. İl dışından uzman vaiz Ahmet Ünal hocamızla birlikteyiz. Öncelikle hocamızı tanıyarak sohbetimize başlamak istiyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Kıymetli hocam, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Hocam biz sizi tanıyoruz fakat yine izleyicilerimizin tabii de ki, yakından tanıması tabii açısından ki, kendinizi aslında, tanıtırsanız. Tabii çok memnun olurum. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. Tabii burada bulunmaktan, Erzincan'da olmaktan bize şeref duyuyoruz. Çok Allah'a tabii. Şükürler olsun. Allah elhamdülillah. Erzincan'da bulunmak hakikaten bir lütuftur. Erzincan'ımız iyidir. Evet. Hem halkı hem yaşantısı hem de görsel efekti bakımından çok güzel bir yerdir. Evet. Ben 3,5 yıl Erzincan'da il vaizliği görevini sürdürdüm. Yaklaşık bir 4 yıl önce. Hangi yıllarda hocam? 2008-2012 arasında burada görev yaptım. Burada birçok halkımızdan hakikaten tanıyanlar da vardır. İsmim de Ahmet Ünal, onu da siz söylediniz. Evet. Tanıyanlara, tanımayanlara tabii bu televizyon ekranlarından selamlarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Rabbim inşallah kendilerine, Erzincan'ımıza iyi gün göstersin. Vatanımıza, milletimize hep daim surette gökyüzü ve yüzü afetlerinden muhafaza etsin diyelim, duayla başlayalım biz de. Evet, amin hocam, Allah razı olsun. Hocam hakikaten belirttiğiniz gibi Erzincan güzel, ben de 2 yıldır buradayım. Hiç düşünmemiştim, böyle artık takdiri ilahi diyelim geldik tayin gereği. Çok güzel oldu, ben de çok memnunum. Sizin memleketiniz Erzurum herhalde. Ben Erzurumluyum, aslında Erzurumluyuz ama dediğim gibi Erzincan bizim bir nispetle ikinci vatanımız gibi. Çünkü benim babam Erzincan'da imamlığa başlamış, Kemaliye'de göreve başlamış. Ve biz oraları biliriz. Oradan babam gelin daha sonra doğuya doğru görev almışlar. O yüzden biz Erzincan'ı hem eskiden beri tanıyoruz ama Erzincan'a karşı bir gönül bağımız var. Hı. Öyle söyleyeyim. Yani Erzincan'da ciddi anlamda hizmet etmek, çalışmak, çaba göstermek hem halkına değer hem size değer. Onu söyleyelim yani. Evet. Biz buradan çok memnun ayrıldık. Hı. Diyanetleri Başkanlığımız bizi 3 gün için buraya gönderdi irşat için şu Ramazan'da. Evet. Seve seve koşarak geldik. Eyvallah. Ne zaman Erzincan'da bir hizmet var deseler yine hiç gözümüz kapalı geliriz. Öyle güzel, çok güzel anılara sahibiz burada. Eyvallah hocam. Sağ olun. Ağzına sağlık. Hocam şimdi programımızın adı Bilgiden Bilince. Çok güzel. Bilgiden ama Bilince. Çok çok güzel. Evet. Yani bunu özellikle evet belirteyim çünkü bilmek kafi değil yani. Evet. Yani bilmek sorumluluk gerektiriyor ama evet asıl şey bilinçlenmek. Evet. Yani bilgiyi bilince dönüştürüp hayata aksettirmek. Onun için çok güzel bir ad seçmişsiniz. Evet. Yani onu ifade edeyim önce. Evet hocam, gerçekten. Şimdi bu programımızın adından hareketle şimdi her bilgi bize bilinç oluşturur mu? Bilinç biraz daha akıllı varlık olan bizlere, insanlara yönelik olursa dikkat etmemiz gereken bilgi nedir? Bilginin için öğreniyoruz. Hangi bilgi bilinç oluşturur? Tabii şimdi önce şununla başlayalım. Teşekkür ediyorum önce. Aslında okuma, öğrenme bilinçli bir eylemdir. Evet. Yani nereden biliyoruz? Biz aslında ilk vahiyden biliyoruz. Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber sonraki tüm insanlara gönderdiği ilk muhatap olduğu vahiy İkra Bismi Rabbikellezi halak. Evet. Bu çok önemli. Yani evet oku, Allah öyle Celle Celaluhu oku. Neyi oku? İstediğin oku. Değil. Evet. Oku. Bismi Rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Evet. Yani buradaki evet okuyacağız ama okuma bilinçsiz bir durum değildir. Efendim elime ne geçerse okurum. İyi kötü bakmam. Okuyacağım da ne olursa olsun demek doğru bir durum değildir. Biz okuyacağız ama okuduğumuz şey bizi
mutlaka bir bilince götürecek. Evet. Şöyle konuyu arz edeyim. Bilinçsizlik anlamında bilinçsizliğe götürecek olan bir okumaya biz okuma diyemeyiz. Evet. Bir öğrenme, bir ilim diyemeyiz. Bizi ancak bilince götürecek olan okumaya belki bilgi diyebiliriz. Ve bu bize aslında dünya ve ahiret mutluluğu verecek. Yoksa görsellik açısından şu andaki özellikle dünyada hakikaten sanal dediğimiz, efendim internet dediğimiz bir unsur var ve bu unsur her şeyle sizin önünüzde bütün dünyayı veriyor. Bu verdiği dünyada içinde zina kokan da var, içinde kumar olan da var, içinde kötü söz olan da var ama gelin gör içinde iyi olan, Rabb'e yönelik işler de var. Bu yüzden şimdi biz buna diyebilir miyiz ki canım ne farkı var, ha öyle ha böyle, istediğimi okuyorum, istediğimi bakıyorum diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dersek ne olur? Dersek bunun adına bilinçleme diyemez işte. Evet. Bunun adına sadece günübirlik yaşam sürdürme deriz. Ya da nefsani isteklerimizi, heva ve isteklerimize uyma deriz. Buna da biz bilgi diyemeyiz. O zaman bilgi kişiye dünya ve ahiret mutluluğu getirecek olan şeyleri okuyup öğrenmesi, okuyup öğrendiklerini idrak edip hayat tarzı haline getirmesi bilinç oluyor kıymetli hocam. Evet. Bu şekilde hakikaten yani birçok farklı televizyon programına iştirak ettim. Sizin konunuzun bu bilgiden bilinçlenmiyor olması hakikaten evet. Çok önemli. Ve bu sadece aslında bir cümledir belki. Bilgiden bilince. Ama bu bütün konulara tezahür ediyor. Yani siz eğer orucu tutup da yalan söylüyorsanız sadece biliyorsunuz bilinçsiz demektir. Yani akşama kadar aç kalmışsınız, susuz kalmışsınız ama size hiçbir sevap yazılmamış. Sadece kaldığınız açlık ve susuzluk. Yazık olmuş size aslında. Evet. Yani hazır aç ve susuz kalmışken bilinçli olmazsan o zaman iş elden gidiyor. Zekat da böyle. Yani sizin konunuz öyle bir durum ki hangi konuyu ele atarsanız atın. Diyelim zekatı burada anlatacaksak zekattan bilgiyle başlayacağız ama bilinç seviyesi ulaşacağız. Ulaşmazsanız paranız gider hiçbir şey elde edemezsiniz. Evet. Kıymetli hocam. Onun için evet. Ciddi anlamda çok güzel bir başlık, üst başlık olmuş. Evet. Biz de zaten kendi nefsimize bunu söylüyoruz. Yani ilim ilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır. Okumanın gayesi kişi kendin bilmektir. Yani bilgili olmanın, bilmenin temel hedefi aslında bilinçlenmektir. Yani kişinin kendisini bilmesidir. Çünkü kendisini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen de haddini bilir. Evet. Bir insan bilinçsiz olunca kendini bilmez. Kendini bilmeyince Rabbini bilmez. Rabbini bilmeyince haddini bilmez. Evet. Haddini bilmeyince bu sefer hadsiz bir insan olur. O zaman Firavun da olur, Karun da olur, Nemrut da olur. Ebu Cehil de Ebu Leheb de olur. Evet, evet hocam. Hocam gerçekten bilgilerimizin bilince ulaşması adına biz düşünelim bütün canlıların beslenmesi için gıda alması gerekir. Hani bilgide seçicilik diyoruz ya mesela evet. Gıdada seçicilik. Biz bir restoranta gittiğimiz çok, zaman hocam, her şey yemiyoruz. Çok güzel ifade ettiniz. Allah sizden razı olsun. Çok güzel yani hocam. Bazı yediklerimiz bizi zehirleyebiliyor. Bazı bizi rahatsız edebiliyor. Doktorluk yapabiliyor. Gıdadaki bu seçiciliğimizi aynı bilgide de ortaya koymamız tabii gerekiyor. Tabii hocam can boğazdan geçer, can boğazdan çıkar. Çıkar evet. Öyledir hocam. Evet. Yani hakikaten doğru ifade, çok güzel bir teşbihte bulundunuz. Evet. Yani markete gittiğiniz zaman da aynısı. Yani gıda üzerindeki efendim bunlarda herhangi bir şey var mı, yok mu, tarihi geçmiş mi, değil mi? Niye bakıyoruz? Evet. Yemek yemek için gittiğimizde hangi yemek bize daha faydalı olur? Niye bakıyoruz? Çünkü bu bir bilincin oluşmasıdır. Evet. Yoksa dediğiniz gibi her şey giren bir şey aslında biz çöplük diyoruz. Yani bir şeye her şey giriyorsa aslında o çöplük ifade eder. Ha biz seçicilik davranıyoruz doğru diyorsunuz. Bilgide de seçici olmak zorundayız ki bilinçlenelim. Çünkü bilinçlenmeden bilginin kişiye bir faydası olmuyor. Sadece aslında bir kuru gıda belki maddesi anlamına geliyor değerli hocam. Evet. Hocam gerçekten yani bizim işte gıda almamız gerekir, bilgilenmemiz gibi de inanç boşluğumuzu doldurmamız gerekiyor. Doğru inanç, doğru bilgi, doğru gıda. Evet. Yani doğru gıda olmayınca zehirleniyoruz, doğru bilgi olmayınca ayrılıklar, fikir ayrılıkları, kavgalar başlıyor.
Zaten o inanç doğru olmayınca şirk, küfür noktaları devreye giriyor ki buraya çok dikkatli olmamız gerekir. Hocam aslında birbirini tetikliyorlar. Evet. Hastalık gibi. Evet. Yani mesela bir yerde midenizde diyen bir rahatsızlık var. Biz doktor tabii ifade etmiyoruz. Sadece doktorlardan dinlediğimizi aktarıyoruz. Evet. Kimsenin alanına müdahale etme gibi bir şeyimiz olamaz. Ama diyelim mideniz yanmaya başladığı zaman, ekşimeye başladığı zaman bu sefer efendim karnınız problem oluyor. Hmm. Karın şişince kalbinize dem vuruyor. Başınız ağrıyor. Tetikliyor birbirini. İşte midenize hele lokma girmeyince, yani mideniz temiz bir lokmayla beslenmeyince dediğiniz gibi evet bu zihinsel aktiviteye. Zihinsel aktivite problemi olunca bu sefer gönle, gönül problemi olunca maneviyata. Evet. Hep birbirini destekliyor, tetikliyor yani. O yüzden helal lokma yiyeceğiz ki efendim helal bilgi elde edelim. Helal bilgi elde edeceğiz ki bu sefer de bilinçlenme yaşayalım. Bilinçleneceğiz ki dünya ve ahiretimiz mutlu olsun. Yoksa Allah muhafaza. Evet. Yani dünyası harap, ahireti cehennem. Allah muhafaza eylesin. Evet. Böyle bir hayat kimse arzu etmez kıymetli hocam. Evet. Şimdi hocam bilinç, bilgilerimiz bilince ulaşması gerekir. Bunun Arapça karşılığı şuur diyoruz ya. Evet, şuur. Şuur, evet, şair. Doğrudur. Evet, doğrudur yani hocam. İlginç gerçekten. Sanki Cenab-ı Allah böyle tabiri caizse teşbihatı olmaz. Meramını anlatmak için biraz da Arapçayı seçmiş gibi. İlginçtir. Biz biraz şuur üzerine şey yapmıştık hocam. Mesela şaar. Araplar saça da saça, şaar demişler. Aynı şuurla aynı kökten. Aynı kökten. Yani tamam. Saç kadar ince ayrıntıların farkında olan, bilincinde olan kişidir şuur sahibi. Süper hocam. Şair, şiir diyoruz ya. Mesela şair ince duygularını, sanattaki o inceliklerini şiirle dile getiren kişi. Evet. Ne kadar önemli. Hatta şununla bağlayalım isterseniz hocam. Tıpta mesela bilinci yerinde olmayanı yoğun bakıma yatırıyorlar. Evet. Ona özel bakım gerekiyor. Mesela onun istediğini vermiyorlar, belki yatağa bağlıyorlar, her isteyen onu ziyaret edemiyor. Özel bir bakımdan geçmesi gerekiyor. Peki biz düşünce veya inanç noktasında bilinçsizlik yani şuursuzluk olana da herhalde bir özel yoğun tedavisi gerekiyor hocam. Kesinlikle hocam. Zaten bunun için de biz Kur'an kursu eğitiminde yaygın din eğitimi diyoruz. Evet. Yani Kur'an eğitimine örgün din eğitiminde yaygın din eğitimi diyoruz. Evet. Çünkü umuma ifade eden, umumu ilgilendiren ve umumun da şuurlanması gerektiren bir temel olsun. Bu şuur da sadece insanın bizatihi kendi bilgileri olabilecek bir durumda değil kıymetli hocam. Evet. Yani şuur dediğimiz unsur bizim insan olarak biz yeteriz de değil. Şuur dediğimiz unsur Rabbani olan unsurla ilgili. Yani ifade ediyorsunuz ya Allah Celle Celaluhu meramını atmak için Arapçayı da dil olarak seçmiştir. Evet doğrudur. Çünkü Arapçadaki tabirler hakikaten önemli ve güzelliklere sahiptir ama evet. Allah Celle Celaluhu bize göndermiş olduğu vahye bizim ihtiyacımız var. Tek başına sadece insan aklı bazen çünkü insana çok akıllı olma sebebiyle akla çok değer veriyoruz. Rahman'ı olan unutuyoruz. Bazen de Rahman'a çok ön plan atıp bu sefer aklı ikinci plan atıyoruz. Değil. Akıl önemlidir. Ama Rahmani olan, vahye muhatap olan akıl önemlidir. Şuurlaşmanın ifade ettiğiniz üzere şuurlu olmanın yolu da Rahmani olanla birleşmeli ilgili kıymetli hocam. Evet. Hocam bir evimizde akşamları bir haberleri izlediğimiz zaman birçok haber geçiyor. Bizi ilgilendiren ilgilendirmeyen ama haber, adı haber. Hani Arapçada belki haberin türevi diyelim bir de nebe var. Evet. Şimdi haber bizi ilgilendirmeyen de haber olarak izliyoruz. İzlemezsek hiç ne kaybederiz hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ama nebe ki nebilerin getirdiği haber ki her insanı ilgilendirir. Hiçbir kimse ben nebinin getirdiği nebeden habersiz kalma lüksü yok. Böyle yoktur. Bir, evet. Yoktur hocam. Yoktur hocam. Evet. Olamaz da. Evet. Yani niye olamaz? Çünkü nebevi dediğimiz unsur, peygamber unsur aslında Rahman unsurdur. Rahman olan unsurlar ise Allah Celle Celaluhu'nun bizimle aslında muhatap olmasıdır. Evet. Yani aslında nebevilik, risalet görevi, tebliğ görevi Allah Celle Celaluhu'nun bizimle muhatap olma vazife görevidir. Peki Allahsız haşa bir yaşam mümkün müdür? Değildir. Çünkü Allah Celle Celaluhu yaratmasa yaratmayacaktık. Ancak Allah Celle Celaluhu'nun bize bildirdiği o vahiysiz yaşamak mümkün değil. Ve bir başka husus, sadece vahiy yeter mi? Vahiy de yetmiyor. Bu sefer yazılı olan vahyin hayata aktarımı olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de örnekliliği burada geçerli. Yani eğer biz Kur'an'ı anlamak istiyorsak Hazreti Peygamber'e, Hazreti Peygamber'i anlamak istiyorsak Kur'an'a muhtaçız. Evet. Ortaya çıkıyor kıymetli evet. Hocam. Hocam bütün varlık içerisinde Cenab-ı Allah bizi yani insanı farklı yaratmış. Yani şuur sahibi, akıl sahibi, bilinç sahibi, irade ile hareket eden varlıklarız biz. O zaman
bizim de belki bozulmamak adına, şimdi Ramazan ayındayız, oruç var, Ramazan var, varlığımızla, varlık sorumluluk bilincimizle, genel manada ibadet ama özellikle de oruç ve Ramazan'la evet. ilgili neler söylemek istersiniz? Hocam teşekkür ediyorum. Çok güzel girizgahlı yapıyorsunuz. Yani bu moderatörlük kolay bir durum değildir. Burada oturanın yolunu aşma açısından hakikaten cümleleriniz çok güzel. Allah razı olsun. Ömrünüz bereketli olsun. Şimdi kıymetli hocam cümlenize o başlarken yani son cümlenize başını ifade ettiğiniz üzere insandan başka evrende yani vahye muhatap olan insandan başka evrende öyle kafasına göre hareket eden hiçbir varlık yok. Evet. Yani güneş efendim bugün ben canım sıkıldı doğmayacağım. Hmm. Ya da dünya hep canım sağa doğru dönüyorduk. Bugün de bir sola doğru dönelim. Yorulduk. Yorulduk yeter. Ya da ayda ya ben dünya etrafında epey de dolanıyorum. Gidin biraz da Jüpiter etrafı dolanayım gibi. Evet. Ya da ağaçlar efendim bahar geldi de canım bu sene de açmıyoruz biz. Böyle bir özellik yok. Grevdeyiz. Grevdeyiz mesela. Hayvanlar mesela diyelim süt vermeyeceğiz bu sene. Yumurta yumurtlamayacağız. Et üretmeyeceğiz. Böyle bir şey yok. Aslında vahye muhatap olan insan yani halife olan insan. Çünkü evet. Allah Celle Celaluhu bizi halife yaratmış. Halife olmamızın temel vasfı da aslında ifade ettiğiniz şey. Evet. Yani şuur, yani bilinç, yani Allah'a muhatap olma. Evet. Ve bu şuur, bilinç bizi diğer varlıklardan farklı kılıyor. Nasıl kılıyor? İnne hedeynahu sebile imma şakiren ve imma kefura. Biz size yani o doğru yolu, o tam hakiki yolu, bunu Allah sırat-ı müstakim diyor, o yolu biz size gösterdik. İmma şakiren, dileyen şükresin ve imma kefura. Evet. Dileyen küfresin. Bu dilemek şuurlu insanların işi. Bu çok önemli. Yani dilerseniz şükredersiniz, iman üzerine yaşarsınız. Dilerseniz nankörlük edersiniz, küfür üzerine yaşarsınız. Bu tamamen sizin bilincinizde, sizin kontrolünüzde bir iş. Böyle olunca bu sefer cehennem de insan için ortaya çıkıyor. Evet. Yani yoksa Allah kimseyi cehenneme atmak için yaratmadı yani, zorlamıyordu. Kendi tercihimiz. Kendi tercihimizdir yani. Evet. Ve cehenneme Allah muhafaza ateşi insan dünyadan götürüyor. Bu yüzden bize Ramazan'ın ne getirisi var? Yani ibadetlerin ne getirisi var? Ramazan evet. nasıl bir zaman yani dilimi? İbadetler olmadan biz iyi insan olamaz mıyız? Mesela yani evet. tabii çok değil güzel mi? Allah razı olsun. Ya da ibadetler insana sadece iyi insan olması için mi gönderilmiştir? Evet. Şimdi kıymetli hocam Allah Celle Celaluhu'nun emretmiş olduğu şeyler ne emretmişse aslında o insan için. Şöyle ifade edeyim ben biraz da özetleyeyim. Rahmani olan insanidir. İnsani olan Rahmanidir. Yani insana karşı düşündüğü iyilikler ne varsa Rahman onu emretmiştir. İnsanın akılla idrak edebileceği, şuurla ortaya çıkarabileceği kötü şeyler ne var ise Allah onu yasaklanmıştır. Tersten bakalım. Allah neyi emretmişse o insanın da şuuruyla idrak edebileceği, ona da iyi diyebileceği şeydir. Allah ne yasaklamışsa şuurlu bir insanın. Yine konumuza geldik. Evet. Şuurlu bir insanın. Çünkü şuursuzluk problemli bir durumdur. Şuurlu bir insanın evet bu da yanlış diyeceği şeydir. Yani alkol böyledir. Kumar böyledir. Zina böyledir. Faiz böyledir. Yalan, gıybet, dedikodu böyledir. Suizan, iftirası hep böyledir. Evet. Yani akıllı başlı, şuurlu bir insanın Allah'ın yasak kıldığı bir şeye yok canım iyidir de siz bilemezsiniz gibi bir şey cümle söylemesi mümkün değil. Ancak o bilgilenme olmamıştır. Bilgisi olsa bile bilinçlenmemiştir. O yüzden dolayı da haramı helale getirmiştir. Allah Celle Celaluhu'nun ibadetleri aslında biz iyi insanların iyi olarak devam etmesi için. Biz özümüze kötü değiliz ki. Biz fıtrat üzerine yaratılmışız. Ne demek? İslam fıtrat üzerine her çocuk doğar. Bu şu demek. Biz iyiyiz kardeş. Evet. Biz iyiyiz yani. Biz kötü değiliz. Peki iyi olan bizi nasıl olur da iyi olarak devam ettirebiliriz? Bu süreci yani doğduğumuz süreci ölünceye kadar doğuştan getirdiğimiz o iyiliği nasıl devam ettirebiliriz? Allah'ın emirleri ortaya çıkıyor işte. Evet. Allah'ın emirleri aslında sadece iyi insan olmamız için değil. İyi olan insanı iyi devam ettirmek için. O şirazesinden, o yolundan şaşırtmaması içindir. Yoksa yani namaz, hani
oruç, zekatı, haccı, bakın ibadetler, bazen şöyle cümle, siz de biliyorsunuz biz bu meslekten geldik beraber. Evet, evet. Daha çocukluğumuzdan beri bu işin içerisindeyiz yani. Diyor ya her gün beş vakit namaz, beş vakit namaz. Belki eskiden izah edemeyebiliriz ama şimdi cep telefonu var. Evet. Şimdi bakın cep telefonu var. Cep telefonu niçin her gün şarj ediyorsun? Bir bataryası var. Ve o bataryaya doldurman gerektiğini biliyorsun. Niçin? Çünkü o telefona ihtiyacın olacağını farkındasın. Evet. Şimdi bu gönülde bir iman bataryası var. Var var, yok değil. Evet. Müminde bu batarya var. Mümin olmayan da batarya yoktur. Bir insan mümin olduğunda buraya iman bataryasını koyarlar. Peki bu batarya? Bu batarya boştur. Bu batarya doldurmak gerekir, şarj etmek lazım ki sana faydası olsun. Peki neyle şarj edeceğiz? İşte elektrik tellerinin bizim iki kutupludur. Tek olmaz. Evet. Tek faz olmaz. Evet. Ha, bu iman bataryasını doldurmak için de tek olmaz. Çift batarya, çift şarj. Nedir efendim? Salih amel, güzel ahlak. Evet. Yani bir kere Allah'ın emrettiği iyi şeyleri hayata zaman getireceğiz. Yetti mi yetmedi. Bir de bunları bilinçlerinde, yani evet, güzel ahlaklı olacağız. Evet. Kıymetli hocam. Evet. Ramazan, Ramazan'ın işte bu topyekun anlattığımız şeylerin hepsinin hayata aksettirilmesi için aslında 11 ayın sıkıştırılmış bir zaman dilimidir. Yani mesela hacca gidiyoruz, hacılarımızı götürüyoruz. Derler ki hacım sabret. Ben de öyle demiyorum. Ben şunu diyorum. Yani hacım sabırlı ol diyorlar. Ben onu demiyorum. Diyorum ki hacım sabrı öğren. Burada sabrı öğren ki döndüğünde bu sabır sana çok önemli. Sana çok yarayacak. Ramazan'da kardeşlerim, orucu ahlak, namazı ahlak, Kur'an'ı ahlak, ibadetleri ahlak haline getir ki Ramazan dışında sana çok yarayacak. Aslında şöyle diyeyim hocam, hazır sizin konunuz çok güzel, ismi çok güzel. Ramazan'da bu bilgileri öğren, öyle bir hale getir ki Ramazan dışında da bilinçli bir Müslüman olasın. Evet. Ramazan bilgi ve bilinçlenmek için aslında bir fırsat ayı. Evet. Tabii ki yine diyoruz istifade edebilenlere, yine sizin cümlenize geldik, şuurlu hareket edebilenlere. Evet. Hareketiniz şuurlu olunca o zaman gidişatınız doğru oluyor. Ama şuur insanda olmayınca bu sefer de o insana ne verirseniz verin, yani şuursuz bir insana neyi teslim edersen edin, bir fayda elde edilmiyor kıymetli hocam. Evet. Hocam gerçekten çok güzel. Hani evrende Cenab-ı Allah'ın insanı sorumlu olarak var etmiş olması ilgili olarak, hani şair var, Necip Fazıl Kısaköy öyle diyor. Yani herkes sanat olarak ortaya bir şey koymaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyoruz ama asıl sanat nedir? Hani diyor ya, anladığım işi sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız çelik ve çomakmış. Evet. Yani Allah'a götürmeyen sanat, Allah'a götürmeyen bilgi, çocukların oynadığı oyundan bir kısa süre sonra sona erecek hiçbir anlamı elbette ki olmuyor. Hocam elbette ki bu belirttikleriniz çok güzel. Fakat bizim imanımızın varlığını gösteren bir takım göstergelerimizin olması lazım. Örneğin mesela gözle göremiyoruz bir şey ama göstergeden onun var veya yok olduğu hakkında karar verebiliyoruz. Örneğin aracımıza bindiğimiz zaman aracımızda yakıt yeterli mi değil mi? Gidip depoyu kafamızı sokmuyoruz. Evet. Önümüzdeki göstergesi var. Orası bize haber veriyor. Ondan sonra biz gidip yakıt alıyoruz ve ihtiyacımızı öyle gideriyoruz. Hayatın bütün alanlarında bunlar var. Aslında ibadetler de bizim imanımızın göstergeleri diyebilir miyiz? Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Tabii zaten siz diyeceğiz dediniz yani. Siz diyeceğiz dediniz. Evet, yani bize bu konuda hayır değildir diyemeyiz. Evet. Yani. Evet, göstergesidir. Ve hakikaten imanın bir lütfudur. Aslında simahum fi vücuhim min eteri sucud. Yani bu önemlidir. Yani Allah'ı secde edenlerin yüzünde Allah'ı secde etmelerinin bir göstergesi vardır. Evet. Yani simaları başkadır. İmanın dediğiniz gibi insanın yüzüne vuran bile göstergesi vardır. Yaşantısına vuran göstergesi de vardır. Ve aslında vurmuyorsa, yani sadece hani siz şiirle başladınız, biz de ilahiyle devam edelim. Evet. Hani güzel bir ilahi formatında söylenmiş. Savmu salat hac ile sanma biter zahit işin, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Evet. Yani oruçla, zekatla, hacla, efendim namazla işini bittiğini zannetme zahit kardeşim.
zikreden, yani bu zühd sahibi insan. Evet. Peki insanı kamil olmayan, mürşidi kamil olmayan ne gerek var? O zaman irfan gerek var. Yani imanın göstergesi olan temel unsurların tezahür etmesi lazım. Nedir bunlar? Yalan söylemiyorsanız imanın tezahürüdür. Doğruysanız imanın tezahürüdür. Güzel sözlüyseniz, bir teşekkür etmek belki basit gelebilir. Eşinize bile. Ama teşekkür edebiliyorsanız imanın tezahürüdür. Hata yaptınız, mesela ben size yanlış bir iş yaptım. Özür dileyebiliyorsam bu imanın tezahürüdür. O zaman özür dileme erdemine erişebilmişsem o zaman Rabbime Allah'ım beni bağışla diyebilecek formata sahip demektir. Bu yüzden kıymetli hocam, ayeti kerime dikkat ederseniz siz de malum halleriniz illellezine amenu ve amilus salihat. Vel asr innel insane fi husr illellezine amenu ve amilus salihat. İlla men tabe ve amene ve amile salihan. Yani imanın gerekliliği olan, göstergesi olan salih ameller. Evet. Olmadan olur mu? Olmadan olmaz. İfade ettiniz üzere kıymetli hocam. Hocam gerçekten çok güzel. Şimdi aslında bütün ibadetler bizim imanımızın göstergeleridir. Bir yönüyle de dünyadaki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün varlıklar Rabbimizin bize karşı olan kerim olmasını, rahim olmasını, rahman olmasını gösterir. Yani tabiri caizse bütün dünyayı Rabbimiz bir hediye paketi gibi bize verdiyse, hani insan kime hediye verir? Sevdiğine verir değil aynen mi? Aynen öyle hocam. Yani hediyeler de sevginin göstergesidir. Hem de bir tane değil. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini, Allah'ın hediyelerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz yani. Evet. Öyle az da bir hediye değil. Evet. Yani hangi nimeti saymaya kalksanız, hangi hediyeyi saymaya kalksanız bitirebilirsiniz. Allah diyor bitiremezsiniz. Evet. Bu yüzden çok güzel hocam, doğru diyorsunuz yani. Hocam bir hani günümüzde hep örnek olur ya, mesela okullarda da bazı dönemlerde derslere gittiğimizde öğrencinin anlayabileceği örnekler kullanmamız gerekiyordu. Bir tanesini birlikte paylaşalım isterseniz. Yani bir baba düşünelim, çocuğuna en güzel evi alıyor, en güzel arabayı alıyor, işte cebine örneği diyelim ayda 10 bin lira harçlık koyuyor. Fakat bu çocuk bayramda bile babasını hatırlamıyor. Şimdi bu çocuğa, babanın karşısında bu çocuk iyi çocuk olabilir mi? Hiçbir baba böyle bir çocuk istemez. Peki o zaman Rabbimiz bize sahip olduğumuz her şeyi veren Rabbimizse, Rabbimizin verdikleriyle uğraşırken onu unutmak ne kadar büyük bir gaflet, şu uğursuzluk hali. Çok güzel hocam. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. İnsanların ve cinlerin yaratılma özelliği, hani günümüzde çok kullandığı söyleyeyim, yaratılma formatı Allah için. Evet. Yani ben insanları ve cinleri bana ibadet yapsınlar diye yarattım. Şimdi kıymetli hocam, örneğinize ben de başka örnek vereyim. Tabii, tabii, yani hem de şey olsun, tabii. Beraberce iyi bir muhabbet olsun diye hocam. Şimdi mesela üretilme özelliği neyse bir mamülün, onu üretici firma en iyi bilir. Tabii. Şimdi buzdolabını üretmiş ya da çamaşır makinesi, bulaşık makinesi üretmiş. Buna bir kullanma kılavuzu yazmış. Bu makineyi bu formatta kullanırsanız bundan verim alırsınız. Şimdi şunu diyebilir miyiz biz? Canım bunu üretmişler de, bunlar akılsız adamlardır, boş ver canım. Biz bulaşık makinesi... Benim de aklım var. Benim de aklım var. Evet. Çamaşır makinesinde ben bulaşıkları yıkarım desek, bulaşıkları çamaşır makinesine doldursak, düğmesine bassak, bulaşıklar darmadağın olur, çamaşır makinesini bozarsınız. Niye? Çünkü üretilme özelliğine aykırı davranmış demektir. Evet. Bulaşık makinesinde çamaşır yıkamıyorsunuz. Buzdolabında fırın özelliği yok. Efendim fırında buzdolabı özelliği yok, saklama özelliği yok. Şuna geleceğim. Nasıl ki dünyadayken bile üretici firma ürettiği mamulün nasıl kullanılacağına dair bir kullanma kılavuzu hazırlanmış ve ona göre kullanmamızı istiyorsa, bu bedeni yaratan Allah kullanma kılavuzum olan, yani insanı kullanma kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim'de, insanı nasıl kullanırsan doğru kullanırsan olan Kur'an-ı Kerim kılavuzunda anlattığı şeylere, ya siz bakmayın 1400 yıl önce yazılmış bir kitap. Günümüzün modern insanına haşa sanki öyle bir durum varmış da ne rehber edecek derseniz, o zaman bunu üretilme, yaratılma formatından ayrı bire götürmüş olursunuz. Ayrı ile götürürseniz bu adam, bu kişi mutlu olmaz. Bunun için günümüzde efendim psikiyatrist problemler, psikolojik problem ortaya çıkıyor. Çünkü manevi problemler var. Manevi problemler niye? Siz kendinizi üretilme, yaratılma vasfınıza uygun kullanmıyorsunuz demektir kıymetli hocam. Evet. O yüzden az önce örneğe ben de bir destek olayım dedin. Evet. Doğrudur hocam. Allah razı olsun. Evet. Biz niçin yaratılmışsak, evet,
Allah Celle Celaluhu bizi niçin yaratmışsa, şöyle diyeyim, sizin bir cümleniz vardı, o cümleyi ben de açayım hem de. Niye yiyoruz? İnanın ibadet yapmak için. Evet. Niye içiyoruz? Evet, yiyeceğiz, içeceğiz, güçleneceğiz, Allah'a iyi kul olalım diye. Evet. Niye çalışıyoruz? Yani paramız niye olsun? Evimiz neden olsun? Arabamız niye olsun? Allah'a daha iyi kul olalım diye. Dünyalık olsun, dünyevileşelim. Hani batı ile sekülerizm deniliyor. İşte efendim, dünya dalalım diye mi? Hayır, değil. Paramız niye olsun? Daha iyi kul olalım diye. İnanın böyledir. Evet. İşimiz olsun, niyetimiz bu. Evimiz olsun, evimiz olsun ki başımı sokacağımız bir yer olsun. Biz de bu şekilde iş değilse ibadetimiz daha iyi yapalım diye. Arabamız olsun, evet olsun ki çağırdıklarına gidelim. Allah için gidelim. Allah için çaba gösterelim. Bütün yaşantımız niye olsun? Bütün yaşantımız Allah için olsun hocam. Evet. İşin temel vasfı bu. Evet hocam, gerçekten ibadetlerin tabii bizi bir yere getirmesi gerekir. Bunu çok güzel belirttiniz. Ama bugün biz gerçekten Müslümanlara baktığımız zaman İslam dünyası kan ağlıyor. Yani tarif edemediğimiz, anlatmakta zorluk çektiğimiz acılar yaşıyor İslam dünyası. Yani bir taraftan ibadet ederken neden Allah'ın istediği ideal insan, örnek insan, Hazreti Peygamber'in hayatına uyan bir hayatı ortaya koyamıyoruz? Bir, iki, yani biz Erzincan veya bir il bazında konuştuğumuz zaman Türkiye noktasında düşünelim. Yani hem ibadetini yapıyor vatandaş ama öbür taraftan yalan söyleyebiliyor. İbadeti, orucunu tutuyor, öbür taraftan gıybet yapabiliyor. Yani bütün bunlar, işte o bilinç, şuur nasıl aşılacak? Eğitim mi? Ne dersiniz hocam? Hocam Allah razı olsun, çok önemli bir yer. Hakikaten önemli bir temas ediyorsunuz. Yani Kabe'ye gidiyoruz. Kabe'nin etrafında tavaf ediyoruz, dönüyoruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor Kabe'ye bakarak. Ey Kabe, sen mükerremsin diyor. Allah-u Teala seni özel bir yere lütfetti, yarattı. Ama diyor, bir müminin diyor gönlü bana diyor senden daha değerlidir diyor Allah Resulü. Şimdi biz eğer bu şiara ulaşamaz isek, yani sadece Kabe'nin etrafında dönmekle olayı tamamladığımızı zannediyorsak yanılgı burada başlıyor. Evet. Ya da sadece olayı camiye münhasır bir ibadet formatına çevirdiysek, yani bir Hristiyan vari ya da Yahudi vari bir formatla, cumartesi günleri Yahudiler, pazar günleri Hristiyan formatında olduğu gibi, cuma günü ibadete düşkün, cuma günü camiye gidip diğer günleri sadece cami Müslümanla düşünürsek burada aslında problem yaşamış oluyoruz. Asıl problem burası. Evet, yani bizim cami, evet cami kültürlü, cami öbekli bir kültürümüz var. Yani şehirlerimiz bile camilerin etrafında teşekkür ettirilmiş İslam tarihi boyunca. Şimdi bakmayın siz şu andaki son birkaç zamandır işte efendim farklı evde yapılıyor ama bizim özümüzde mahallenin tam göbeğindedir cami. Caminin yanında hamamı vardır, caminin yanında medresesi vardır, eğitimhanesi vardır, yani bilgi ve bilinç vardır. Evet. Ya da tekkesi vardır. Yani irfan dünyasının zenginleşmesi için de yeri vardır. Evet. Bu yüzden... Ama biz ne oldu? Biz şöyle bir sıkıntıya oluştuk. Bunu biz derken toplum söylemez. Ben nefsimi de katarak söylüyorum. Tabii. Sanki sadece camide Allah'a yalvarılan, cami dışında sanki gerek yokmuş gibi bir algı gibi bir şey ortaya çıkmaya başladı. Oysa ki bakın, Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazar ziyaretinde bir pazarcı esnaf yanına varıyor. Akşamdan yağmur yağmış. Satmış olduğu ürün efendim işte pirinçtir, buğdaydır neyse, su üst taraftan aşağı doğru süzülmüş. Allah Resulü üst tarafı kuru tabi, elini daldırmış, bakmış alt taraftaki ıslak. Demiş ki ıslak olanı üst tarafa çıkarsaydın ya, ya Resulallah akşamdan yağmur yağdı, aşağı doğru süzülmüş olsun diyor. Alt taraftakiler üst tarafa çıkaydı ve bunu insanlar anlayaydı ya, bir hadis-i şerif var burada. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın Müslümana diyor. Men gashyene feleyse minne. Bizi aldatan bizden değildir. Evet hocam. Bakın sosyal hayatın tam temel noktasına bir böyle sanki büyük bir mihenk taşı çakıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Men gashyene feleyse minne. Bizi aldatıyorsan bizden değilsin. Müflis hadis-i şerifini siz de biliyorsunuz. Bizi izleyen yani birçok kişi bilir bu konuyu. Evet. Müflis kimdir? İflas etmiş kimse. İflas etmiş kimse malı mülkü kalmamış ya Resulallah. Hayır.
namazı var, oruç var, zekat var, haccı var. Ama şuna küfretmiş, buna yalan söylemiş, onun hakkını yemiş, ahirete gelmiş, ödeşmeye başlamış. Namazı vermiş, orucu, zekat, haccı vermiş, yetmemiş. Bir de onların hakkını almaya başlamış, günahını almaya başlamış. Asıl iflas etmiş kimse budur. Bu yüzden bizi izleyen kardeşlerimiz, evet ben nefsime de diyorum, ey nefsim, iflas etme ahirette. Peki ne yap? Bu dünyada evet namazını yap, bu bir kulluk vazifesidir. Namaz aslında insanoğluna verilmiş olan bir bedenin şükrüdür. Yani biz aslında fazladan bir şey yapmıyoruz. Bize, evet. Biz borcumuzu ödüyoruz. Zekat malın şükrüdür. Yani oruç bize verilmiş olan bu bedenin şükrüdür. Bu yüzden aslında biz fazla bir şey yapmıyoruz. Peki fazlalık, fazlalık ey nefsim aldatma. Yalan söyleme. Gıybet etme. Kibirli olma. Hani alvarlı, güvenilir insan ol. Tabii Muhammed Lütfi Efazetleri'nin çok güzel bir dörtlüğü, çok güzel bir şeyi var. Evet. İnce böyle şey, içerikli bir. Aşık der incidenden. İncinme incidenden. Kemalde noksan imiş. İncinen incidenden. Eyvallah. Yani incitme, incinme de. Evet. Basit bir olay değil ki. Evet. Bu yüzden Yunus'umuzun ifadesiyle yani sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. Öyle kolay bir şey değildir yani. Basit bunsundan bahsetmiyoruz. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken, yahil at yahut kefen, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Basit bir olay mıdır? Vallahi evet. Değildir. Evet. Değildir. Allah'ın bizden razı olması inanın kolaydır. Ama bizim Allah'tan razı olmamız öyle kolay bir durum değildir. Lütfun da hoş, kahrın da hoş demek kolay bir mesele midir? Değildir. Evet. Bu yüzden geliniz Ramazan ayını fırsata çevirelim. Yani ben adım kendi adıma söylüyorum. Evet. Ne yapayım? Namazımı kılayım. Kur'an'ımı okuyayım. Orucumu tutayım. İbadetimi ahlak haline getireyim. Hayır, hazır bu ağzımdan kötü söz çıkmayı veriyor ya. Evet. Ene saimim, ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Kötü söz çıkmasın dediğimi hayatımın tamamını aktarayım. Yalan söylediğimde akşama kadar tuttuğum sadece bir açlıkmış meğer öğrendik. O zaman ne yapayım? Ha, o zaman ben yalan söylemeyeyim. Evet. Bu vesileyle inşallah böyle bir hayat standardı belirleyebilirsek eğer, evet. Öyle umut ediyoruz. İnşallah. O zaman ciddi anlamda, hakiki anlamda bir İslam şuuruyla hemhal olacağız. Peki niye olacağız? Yine söylüyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Biz, bizim için, yani Allah için bütün dünya bir araya gelmiş, ibadet yapmış, Allah'ın uluhiyetine bir artış mı olur? Haşa. Evet. Bütün dünya Allah isyan etmiş, Allah Celle Celle'nin azametine bir eksilme mi olur? Haşa. Kim için? Vallahi bizim için. Evet. Sonuçta biz öleceğiz. Sonuçta biz kabre gireceğiz. Sonuçta mahşerde biz olacağız. Sorguya biz çekileceğiz. Evet. Cennet, cehennem bizim için. O zaman hiç kimse yani hatta izâ ce'ahadeküm mevtü kâdı rabbi ci'un leallî amelü salihan fîmâ terektü kelle. İnna kelimetü ve kâiluhâ. Allah buyuruyor ki onlara birinin ölüm gelip çattığında ya Rabbi dünya beni geri gönder. Söz şimdi anladım yapacağım. Yok. Bu boş laftan ibarettir. O yüzden ölüm gelmeden önce ölünüzün ifadesi de aslında burada saklı. Çünkü hakikat var, gerçeklik var. Buna hazırlıklı olmak lazım. İşte Ramazan bu hazırlığın mihenk taşı. Eğer insanlar, eğer nefsim bu mihenk taşına eğer o vasfı tam anlamı yükleyebilirse inşallah 11 ayı da Ramazan gibi geçirebilirsem, hani büyüklerimiz diyor ya, her gördüğünü Hızır, her geceni Kadir bilirsem eğer, o zaman benim hayatımda inşallah kadri kıymet bilinir. Allah benim kadri kıymetimi bilirse, Allah beni severse, ben Allah'ı seversem, Allah benden razı, ben Allah'tan razı olursam inşallah cennete girerim. Lillezine ahsenul husne ve ziyade. Cennete girerim, inşallah iyilikleri görürüm. İnşallah Allah'ımı görürüm. İnşallah. Bütün derdimiz budur kıymetli evet, hocam. Evet. Hocam şimdi gerçekten oruç, Ramazan, bütün ibadetlerinden, ibadet denince aklımıza gelen uygulamalar aslında Müslümanın bütün hayatı ibadettir ama yani ibadette biz nasıl düşünüyoruz? Ben ibadet namaz kılarken, oruç tutarken Rabbimle baş başayım. Peki dükkanımda ticaret yaparken, aa, çok sokakta güzel. Gezerken, çok kiminle güzel hocam. Birlikteyim? Çok güzel bu hocam. Bilince bizi götürür. Çok güzel hocam. Allah razı olsun. Hem aklıma Hicr 99 geldi. Evet. Ve'budu Rabbeke hatta ye'tekel yakin. Evet. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbin ibadet et. Müfessirler bu ayet-i kerime açıklarken demişler ki, ölümün ne zaman geleceğini bilmeyen bir adam bu nasıl anlayacak? O zaman şunu demişler. Öyle bir hayat geçir ki ölüm geldiğinde seni ibadet yaparken bulsun.
Peki bu nasıl olacak? Bakın ilmihalde kıymetli hocam, iki temel unsur var. Özel anlamda ibadet, genel anlamda ibadet. Evet. Formatı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından belirlenmiş. İşte şekli şemali belli olan ibadetlere özel ibadet diyoruz. Abdest, namaz, oruç, zekat gibi. Bir kimsenin iman edip, bu önemli, iman edip salih ameller yerine getirdiği, güzel ahlaklı olduğu müddetçe Allah rızası için yaptığı her hayırlı iş ibadet mertebesindedir. Evet. Yani siz örnekliği başlattınız ya, bir tüccar kardeşimiz, imanı var, ibadetlerini yapmaya çalışıyor, ahlakı da güzel, kimseyi aldatmıyor, böyle bir derdi yok. Sabahleyin gitti Allah için, Bismillahirrahmanirrahim dükkanını açtı, dükkanına vardı, ölüm geldi, buldu. Şimdi bu insan dükkanda mı öldü? Hayır. Evet. Bu insan ibadet yaparken ölmüş demektir. Evet. Ya da bir kardeşimiz sabah namazına uyanmak için ben uyuyayım, sabah namazına kalkayım diye uyumuşsa ve ölmüşse uyurken ölmemiştir. İbadet yaparken ölmüştür. Evet. Bir öğrenci kardeşimiz, bir öğretmen kardeşimiz, eğitim de bile kıymetli hocam. Allah için okuyayım, vatanıma, milletime faydalı olayım, dinimi, diyanetimi iyi anlayayım, İnsanlığa faydam olsun, Allah benden razı olsun diye eğer bir insan okula gidiyor, öğretmen öğretmenlik yapıyorsa o eğitim hayatındaki her anı ibadet yaparken demektir değerli hocam. Evet. Esnaf da böyledir, çiftçi de böyle, memur kardeşlerimiz de böyledir. Yani bir memur 8-5 mesaisi. Ya bu kadar par ya, bu kadar iş diyenler de var ya. Bu evet. Dinilmez ya, kıymetli hocam. Eğer sabahleyin 8'de gittiniz, Allah için böyle hüsnü niyetle başladınız. Çalışmam lazım, devletim bana iş vermiş, ben de devletim için millete hizmet etmem lazım diye başladı. Allah için çaba gösterdi. İmanlı, salih ve güzel ahlaklı bir kardeşim memurken ölürse, efendim memurken ölmedi ki, ibadet yaparken ölmüş demek değerli hocam. O yüzden bir cümleniz hakikaten aslında çok şeylere açıyor da bize. Allah evet, size razı olsun. Evet, hocam doğru diyorsunuz. Evet. Haklı ifade ediyorsunuz. İbadet sadece ibadet dediğimiz şey bir namazla ilgili değildir hocam. Evet. Bir oruçla ilgili değildir. Hayatımızın aslında tamamı, müminin hayatının tamamı hocam bir ibadettir ve ibadet bilinçli hocam iledir. Evet. Hocam şöyle bir hadis hatırlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettaciru sadıkul eminu ma'an nebiyyin ve sıddıkın ve şuhada'yı ve salihin. Emin, dost doğru ve güvenilir tacir, tacirler. Tüccar, yani esnaf diyelim bugünkü manada, hı hı. Ahirette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaktır. Rabbim böyle oradaki sonucumuzu, ya. Finalimizi böyle eylesin inşallah. Amin inşallah hocam. Evet. Öyledir hocam, kıymetli hocam. Evet. Yani akıbet kişinin eğer gidişatı hayırsa, akıbet de evet. Hayırdır. Evet. Şimdi hocam işte Hristiyanlarda, Yahudilerde haftanın bazı günlerine ibadetlerini hasretmeleri, ondan sonra başka bir hayat yaşamış olmaları bize örnek olamaz. Olamaz. Biz her yerde olamaz Müslümanız. Hocam. Sokakta da, evde de, nerede tabii, olursak olalım. Tabii hocam, kesinlikle. Müslüman yani kimliğimiz. Sokağa bir Müslüman tükürmez. Tüküremez. Tüküremez yani hocam. Evet. Tükürmez, tüküremez. O bilinç onda vardır hocam. İnanın bir Müslüman çöpünü atamaz hocam. Evet. Atamaz. Eskilerin hocam, siz de iyi biliyorsunuz. Benim anneannem, benim dedemin cebinde mendilleri vardı. Mendilleri vardı. Sokağa tükürmezler, tükürmezlerdi evet. Hocam. Evet hocam. O mendile ne yaparlardı? Sonra onu götürüp yıkarlardı, onu tekrar kullanırlardı. Evet. Hocam bu böyledir. Evet. Yani bugün eğer sokaklarda çöpler var ise, çöp kutuları olmasına rağmen halen daha var ise, bu aslında bizim problemimiz hocam. Bu aslında bizim, ha bu İslam'ın problemi değildir ama. Hmm. Bunu evet. Özellikle hocam ifade evet. Edelim. Bugün insanlar İslam, o bize şu vurgu yapılıyor sanki. Toplumda bu özellikle İslam'a fobi dedikleri şey bu aslında. Yani Müslüman olursanız bak pis. Müslüman olursanız bak adam öldürüyor. Bak, Müslüman olursanız sizi öldürüyorlar. Bak, Müslüman olursanız terörist. Evet. Bu İslam problemi değil ki. Evet. Bu aslında insanların problemi. Yani çöp atılıyorsa bu İslam problemi değil. En nezafetü minel iman diyen bir din, en nezafetü şetrul iman diyen bir din. Evet. Yani temizlik imandandır. Temizliği imanın yarısı yapan bir din. Onun müntesipleri şu anda eğer çöp atabiliyorlarsa bu Müslümanın şuur problemidir. İşte hocam aslında sizin yine konunuza geliyoruz. Evet. Bilinçsizlik problemidir. Bilmiyor mu?
Yani insanlar bilgiye ulaşamıyor mu hocam? Vallahi ulaşıyorlar hocam. Biliyor. Ama bilinç yok. Yani bilgi bilinci aktarılamamış. Şuuru aktarılamamış. Evet. Aktarılamayınca bu sefer de şehir hayatında farklı problemler, köy hayatında farklı problemler ortaya çıkıyor. Bu sefer diyorlar ki, diyorsunuz ki, başkası diyor ki efendim, ya işte canım, ya Müslüman haşa. Yani Müslüman dediğiniz insan örnek şahsiyettir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Aleyhisselatü Vesselam örnek şahsiyettir. Ümmet-i Muhammed de örnek şahsiyettir. İslam tarihi boyunca hep böyle olmuştur. Yahudiler de, Hristiyanlar da hep Ümmet-i Muhammed'i hep örnek şahsiyet olarak görmüşlerdir. İstanbul'un fethi, gönüllerin fethiyle ilgilidir. Örnek şahsiyet gösterilen İslam toplumunu zulüm eden Bizans'a tercih edilmesiyle ilgilidir. Gönüller fetholunca İstanbul'u fethedersiniz, Mehmet de olur, Fatih olur. Ama siz gönülleri fethetmezseniz, işgal edersiniz, o zaman da Filistin olur efendim. Evet. Evet, bu böyle. Evet, hocam. Eyvallah. Hocam, bu konuyla ilgili bir batılı düşünürün şöyle bir sözünü duyunca çok hoşuma gitmişti. Diyor ki, beyefendi kimdir? Bunun tarifini yaparken karanlık gecede yalnız başına, yanınızda hiç kimse olmayan yerde işte sokağa tükürmemektir. Evet. Şimdi bu aslında tam Müslümanca bir söz. Yani bu eğer İslam'la tanışmış olsaydı, peygamberle tanışmış öyle. Olsaydı, Müslüman edecek, iman edecek olan kişilerden birisiydi. Artık buldum, bulamadım bilemiyorum. Sanıyorum tam öyle, bizi ifade eden. Öyledir hocam. Müslüman karanlık gecede, zifiri karanlıkta, zifir odada, yani en karanlık yerde kalmış olsa bile Allah Celle Celaluhu'nun her daim kendisinin gözetlediğini bilen bir insandır. Evet. Buna da biz ihsan diyoruz. İhsan şuuru değil mi hocam? Yani mesela bugün MOBESE kameraları var değil mi? Güvenlik kameraları var. Niye koyuyorlar? Efendim problemler olduğu için, o problemler çözüm üretmek için. Peki o MOBESE kamerasını gören birisi ışıkta geçiyor mu? Geçmiyor. Önce bakıyor ışık, polis var mı? Diyelim yok. Kamera var mı? Kamera da yok. Ya Allah? Ya Allah, evet. İşte aslında bu şuur önemli. Bunu kaydeden melekler. Ay melekler. Evet. Şimdi çocuğa bunu anlatmak lazım işte. Çocuğa aslında küçükten başlamak lazım. Hmm. Biraz da Allah Celle Celaluhu'nun çocuklara anlatımında biz biraz farklı bir modelleme ürettik. O da sıkıntı üretti. Yani yakan, yakan. Babana laf edersen dilin kurur. Allah seni yakar. Ha anneni el kaldırdın, Allah seni cehenneme sokacak. Namaz kılmadın, Allah'ın belası şimdi gelecek. Yani çocuk peki. Zannediyor ki acaba yukarıdan aşağı bir belaya adırmak üzere olan bir varlık mı var? Oysa ki değil. Allah Celle Celaluhu için Allah seni yarattı, seni seviyor, seni bize lütfetti, bütün ikramını sana bahşetti diye eğer sevgiyle, muhabbetle bunu aktarabilirsek o çocuk Allah'ın izniyle MOBESE kamerası aramayacak, kırmızı da geçmeyecek. Buna inanın yani. Hocam çocuk demişken özellikle yaz tatiline girdik. Evet, bütün hocam. Öğrencilerimiz yani 10 milyonun üstünde öğrencimiz yaz tatiline girdi. Özellikle şimdi tatili bir Müslüman olarak nasıl geçirmeliyiz? Biz kendimiz açısından büyükler olarak iki çocukların karnelerini aldılar. Bir evet. Yıllık çalışmalarının sonucu bir karne. Burada neyi anlamalıyız? Bununla ilgili. Kıymetli hocam Allah razı olsun. Teşekkür eyvallah. Ediyoruz. Çok yoğun bir tempoyla bir konu bütününü geçiyor. Evet. Hepsi de bir konu. Sizi bir yakaladık. Ama hepsi de tam bir konuya bina ediliyor. Evet. Bilgi ve bilinç. Evet. Ciddi anlamda müthiş bir program. Çok güzel bir konu. Şimdi değerli hocam bize bir algı yani şuradan başlayalım. Bize bir algı üretiliyor. Yani bu toplumsal problem zaten. Yani tatil denildiği zaman haberlerde bile bu konu oluyor. Yani tatil kelimesi kullanıldığında arka planda geçen yani önde ses, arka planda olan şey bir deniz kenarı, bir plaj, bir sahil. Efendim böyle bir şey gösteriyorlar. Sadece i̇şte, eğlence. Evet eğlence. Yani acaba... Bir de meşru olmayan eğlence. Evet. Acaba hakikaten bu tatil midir yani? Yoksa bu sadece diyelim günümüzdeki imkanların efendim bu şekilde getirilmiş bir hüviyete bürünmüş bir hali midir? Şimdi tatil aslında mesela tatile çıkacağım dediğinizde bu ilginç bir olay. Toplumsal da böyle. Diyorsunuz ki tatile çıkacağım. Diyor nereye gidiyorsunuz acaba? İşte Antalya mı? Yani yok tatile çıkacağım diyorsunuz. Bizim köy var ya.
bizim köye gideceğiz. Yani dağlar var ya, dağlara gideceğiz. Ya diyor, dağlarda sen ne işin var diyorlar. Tatil yani, mi olur? Evet, tatil ya. Ama bu ciddi böyle yani, tatil dediğiniz şey efendim, bir yere gidip, bir de şöyle de var. Diyor, hiçbir şey elimi sürmeyeceksin diyor. Bu var ya, her şey dahil. Bunlar önemli, ilginç ayrıntılar, şeyler. Her şey dahil. Diyor ki gideceğim, uzanacağım diyor efendim. Şezlonga uzanacağım. Şöyle yapacağım, bunu yapacağım. Hiçbir şeye karışmayacağım. İsteyeceğim, su gelecek, isteyeceğim, yemek gelecek. Şimdi buna eğer siz tatil derseniz, buna da tatil olursa, yani tembelliğin, ataletin adı tatil derseniz eğer, en büyük hata. O zaman en büyük hata yapmış olursunuz. Oysa ki, yani şöyle düşünmek lazım. Düz zeminde giden bir adamı birdenbire yokuşa sürüklerseniz bu adam batar, yorulur. Yani 10 metre çıkar, orada kalır. Hani güreşçi bir adam ta küçüklükten başlıyor. Bunun spor akademisi var efendim, gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz hiç durmadan başarı elde ediyorsunuz. Yani işte ben geldim güreşeceğim. Hemen böyle bir şey yok ki. Evet. Bu yüzden kıymetli hocam, tatil kavramı aslında İslam'da elbette güzel, sahraya çıkmak vardır. Muhabbet etme vardır. Çünkü muhabbetten Muhammed hasıl olmuştur. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'sız muhabbet olmaz. Çünkü evet, problem aslında buradadır. Mesela ziyaret edeceğimiz yerler, bir adamın köyüne gitmesi tatildir. Tatildir yani. Bir adamın, efendim bir insanın ailesiyle beraber fark etmez, bir yerde olması tatildir. Ama bakın Rabbimiz buyuruyor İnşirâ suresinde, فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Bir işi bıraktığında başka bir işe yönel. Yani sakın ha tembelliğe düşme, öyle basit olay görme. Bu vesileyle öğrencilerimize geldiğimiz zaman da hocam siz de öğrencilerin canını çıkartıyorsunuz diyorlar mesela. Kışın okul, yazın kurs, ya bu çocuklar ne zaman böyle bir tatil yapacaklar? Tatil, şu anda yaz Kur'an kurslarımıza gelen öğrencilerimiz geldikleri zaman tatil de yapıyorlar. 2 saat, 3 saat ders alıyorlar. Şu anda Kur'an kurslarımızda, Erzincan'ımızda bu var. Spor Bakanlığı'yla biz, Diyanet İşleri Başkanlığı protokolümüz var. Birçok farklılığıyla protokolümüz var. Oradan istifade edebiliyorlar, gezi yapabiliyorlar, doğa yürüyüşü yapabiliyorlar, birlikte olabiliyorlar. Çocuklar beraber eğlenebiliyorlar. Bu arada Kur'an da öğrenmiş oluyorlar. Ve Rabbimizin bu feyde feragte fensab, yani bir işi bıraktığında başka bir işe yönelin sırrına mazhar oluyorlar. Ve ile rabbike fergab, ama rağbetin de Rabbin olsun. Şimdi siz bir güreşçiye diyebilir misiniz? Ya çok çalıştın, 3-5 ayda çalışma. Der ki hocam sen ne diyorsun? Evet. Ben bunu bir gün bıraksam benim işim biter. Evet. Evinizdeki buzdolabının, buzdolabı bazen bitiyor da, derin dondurucunun, hani yazın doldurduğunuz şeylerin, ya 2 günde bırakalım çalışmasın dediğiniz oldu mu Allah aşkına? Niye fiş o dep takılın? Çünkü içinde değerli şeyleriniz var. Diyorsun ki ben bu fişi bir çıkartırsam hepsi çürür. Bizim çocuğumuz değerli. Biz onu nasıl dine, imana, efendim o fişe takmadan bırakırız ya? Bu yüzden bir de şu düşünülmesin. Yani sanki tatile gideceğiz, zihnimiz boşaldı mı dahi çalışacağız. Böyle bir şey yok. Bu zihin öyle bir özelliğe sahip ki, okudunuz, efendim ilim öğrendiniz, ne oldu? Yoruldu. Hayır. Şöyle düşünmek lazım. Yüksek bir tepeye çıkıyorsunuz ya, evet hocam, az bir rampaya geldim dinlenirsiniz. Bu bunun gibi bir şey. Evet. Biz de diyoruz ki karneler alındı. Allah mübarek eylesin. Öğrenciler hatta imtihanlara girdiler. Üniversite imtihanına giriyorlar. Allah mübarek eylesin. Aklın hayırlısı olsun inşallah. Şimdi yaz Kur'an kurslarımız başladı ama. Gönül dünyamızı, evet, ilim dünyamızı sizin sözünüzle bitirelim be. Evet. Yine öyle başlık, öyle bitirelim. Bilgiden bilince giden yol, kıymetli veliler, Kur'an kurslarından geçiyor. Evet. Gelin yaz Kur'an kurslarında hem bilgiyi hem bilinci eğlenceli bir şekilde alsın çocuklarımız. Biz de davet ediyoruz. Evet. Gerçekten burada hem büyüklerimize, sorumlu olan bütün arkadaşlarımız çok görevle düşüyor. Bir şey daha sormak istiyorum hocam. Bir de özellikle karnemizi alıyoruz. Çocuğumuzun karnesini aldığımız zaman, evet, sol tarafta notları var. Evet. Sağ tarafta da bir takım ayrı değerlendirmeler var. Sadece sol tarafındaki notlarına takılıp kalmadan o sağ tarafındaki, yani ahlaklı olmasını, temiz olmasını, düzenli olmasını, hayata doğru bakış yakalamasıyla ilgili olan bölümün de
öbürlerinden daha önemli olduğunu, Bilmek zorundayız. Evet. Niye bilmek zorunda hocam? Evet, onu da söyleyeyim hocam. Bakın. Değerli hocam, bir nesil yetişiyor. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Niçin? Soru çözen, sorun çözemeyen bir nesil var. Evet. Hocam soru çözüyor. 100 tane test sorusunu vallahi size bize versek, inanın verseler, bizi izleyen izleyicilerimiz lütfen istirham ediyorum. O çocukların sorularını biliyorlar, kendine bakıyorlar. Hatta getirse ki babacığım şuna bakar mısın? Babası bakıyor bakıyor diyor ki oğlum diyor bu ne biçim soru ya? Böyle bir soru mu olabilir diyor. Bakıyor bakıyor anlamıyor. Soru çözüyor ama sorun çözemiyor. Peki bunun sebebi ne? Sebebi benim. Evet. Nasıl ben? Okula toplantıya gidiyoruz, veli toplantısına. İlk soru şu. Hocam çocuğumun durumu nasıl? Hangi durumu? Başarı durumu. Doktor. Ama hiç şunu soran ben çok görmedim. Hocam, benim çocuğum size karşı yanlış bir davranış oldu mu? Arkadaşlarına karşı kötü bir davranışı var mı? Hiç kötü söz duydunuz mu ağzınızdan? Ahlakı nasıl? İlk soru bu olmalı hocam. Evet. İlk soru bu olmadığı müddetçe problemi ortaya çıkıyor. Bakın bunlar tak nereye varıyor hocam? Üniversite imtihana girdi öğrencilerimiz değil mi? Evet. Bu hafta itibariyle. Şimdi bakın. Diyor ki reklamı bile var bu işin. Diyor ki oğlunuz diyor efendim tıbbı kazandı. Hemen mesaj çekiyorlar. Tıbbı kazanan öğrenci. Büyükler diyor ki o benim çocuğum tıbbı kazandı. Doktor olacak. Niye doktor olmayı arzu ediyoruz acaba? Bir sormak lazım. Allah'ın Şafi ismiyle bu doktorumuz doktor olacak, ümmeti Muhammed'e şifa dağıtacak diye mi? Yoksa doktorluk şu anda revaçta bir meslek, efendim iş imkanı da iyi, parasal da iyi imkanlara sahip olabilir diye mi? Evet. Bakın ta nereden geldik? Üçüncü hocam bölümde söyleyeyim, bak nereye varıyoruz? Evet. Kız istemeye geldiği zaman bu sefer iş nereye varıyor? Diyor ki oğlunuz ne iş yapıyor? Veli çocuğuna okulda eğer ahlaki yapı değil de başarı durumunu sorarsa, insanlar çocuklarının iyi iş imkanı bulması için hocam iyi iş imkanı olmasın mı? Olsun da niyet ne? Bunu sorgulamazlar iseler. Her baba kızını iyi iş sahibi olan bir insana vermek için çaba gösterir de ahlakı hep ikinci plana. Bir öğrencinin sol tarafıyla sağ tarafı uyumlu olması gerekiyor da kızınızı isteyen bir damadın sağ ve sol tarafı niye uyumsuz olsun ki? Evet hocam. Sol tarafındaki karne notları 5, işi iyi. 4000 lira maaş alıyor. Evi de var, arabası da var. Ben gördüm diyor birisi. Sizin kapıya diyor arabasından geldiler. Çok lüks arabası var. Ya sağ karnesine baktın mı hiç? Ahlaki yapısı nasıl mesela? Belki de sıfır. Evet. Hatta sıfır bile vermezler belki de. Hmm. Eksi düzeyde. Alkol içmiş mi bu adam? Zinası var mı? İbadetlere karşı, insana karşı bakış açısı nasıl bir insan? Helal haram duyarlılığı nasıl? Nasıl? Hiç o sağ tarafa baktın mı sen? Değil mi? Evet. Onun için kıymetli izleyenlerimiz, istirham ediyoruz. Evet. Yani çocuklar şimdi karneye getirdiniz. Ooo aferin oğlum 5, aferin kızım 5, 5, 5 takdir getirmiş. Aferin benim canım kızım, bal oğlum, bir oğlum. Hadi hediyenizi seçin bakalım. Şimdi yine reklam da yapıyorlar tabii. Karne hediyesi reklamı efendim. Niye? Notlar iyi olduğu için. Hı hı. Peki ya ahlak? İyi ahlak. Evet. Peki ahlaka yatırım yapmazsak biz? O zaman ahlak yatırım yapmazsak bakın. Bir adam televizyonda izlemişlerdir. Evinde oturuyor. İnternetten bilgisayar başında kalkmadan bir bankan hesabına giriyor. O bankan hesabındaki milletin hesaplarını boşaltıyor. Bir başka bankan üzerinden havale ediyor. Kendi hesabını aktarıyor. Siz bu insana cahil diyebilir misiniz? Mümkün evet. değil. Ama peki neyi eksik? Allah. Allah'la olan bağı. Allah bağı eksik. Allah'la bağı eksik olmayaydı, zayıf olmayaydı. Bir insanın nasıl hesabına girebilirdi? Nasıl hırsızlık yapabilirdi? Mümkün değil. Bunun için değerli kardeşlerim, evet sol tarafa bakın. Evet. Ama asıl sağ tarafa bakacağız. Evet. Toplantıya gidin. Önce ahlakı soracağız. Çocuğunuzun okul kazanmasını isteyin. Ama niçin kazandığını sorgulayacağız. Kızınızı verin. Ama ahlak değil evet. verin. Diyelim. Bu vesileyle inşallah evet. teşekkür edelim. Evet. İzleyenlerimize hayırlı günler dilerim. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Ağırladınız.
Teşekkür ediyorum. Biz ciddi. Teşekkür ederiz hocam. Çok güzel güler yüzünüz var. Muhabbetiniz güzel. Moderatörlüğünüz çok güzel. Yani çok güzel açılımlar sağlıyorsunuz. Allah razı olsun. Başarılar diliyoruz. Rabbim bu programı daim eylesin. Yani çok güzel bir formatta işliyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Rabbim işinizi gücünüzü kolay eylesin inşallah. Programımıza katıldınız. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sağlık. Evet, saygıdeğer izleyenler. Erzurum İl Müftülüğü Uzman Vaiz Ahmet Ünal. Evet hocam. Hocamızla birlikteydik. Bugün ibadetler, Ramazan, oruç, gelmemiz gereken sonuç üzerine sohbet ettik ve ayrıca da yaz tatili nedeniyle öğrencilerimiz, onların tatili nasıl geçirmesiyle ilgili, yaz Kur'an kurslarının önemiyle ilgili sohbet ettik. Bütün bilgilerimizin bilince ulaşması ve bizi toplumda iyi insanlar haline getirmesi dileğiyle hepinize iyi günler diliyoruz. İslam'ın doğuşundan bugüne dinimize dair temel konular. İmanın, ibadetin, ahlakın esasları. Bilgiden Bilince programında dinimiz hakkında bilmediklerimizi öğreniyor, günlük hayat ve ibadetlerimiz hakkındaki farkındalığımızı artırıyoruz. Bilmek, öğrenmek ve fark etmek için. Bilgiden Bilince. Bilgiden Bilince her Perşembe 20.45'te Can TV ekranlarında.